8. sınıf din kültürü 2. dünya 2. yazı hazır mıyız son çevre adımı? Bismillahirrahmanirrahim. Aynen son yazımız Bismillahirrahmanirrahim deyip çok güzel bir not alacağız ve bu seneyi de çok güzel bir şekilde kapatacağız diyoruz. Dinde zor soru çıkıyor mu hocam? Dinde zorlama yoktur diye bir adi bir espri yapmayacağım sana tabii ki. 2. dönem 2. yazı konularında bir kere bilmemiz gereken konu başkanı senle bir hızlı bir şekilde özetleyelim Tonguç'um. Sonrasında yazılı provamızda hem boşluk doldurma hem doğru yanlış soruları güzel bir yazılı hazırladık senin için. Bu yazılı beraber yaparaktan bütün konuları hızlı bir şekilde hem provalar üzerinden tekrar etmiş olacağız hem de çıkabilecek konularla alakalı soru başlıklarını beraber üstünden geçmiş olacağız. Tonguç'um bir kere kısa bir özet yapalım mı seninle beraber? Yapalım hocam. Bir kere 2. yazıda neler çıkacak? Din ve hayat ünitemizden, Hazreti Muhammed'in örnekliği ünitesinden, Kur'an-ı Kerim ve özellikleri ünitemizden çıkacak. Toplamda 3 tane ünitemizden soru çıkmasını bekliyoruz. Din ve hayat ünitemizden bir kere din, birey, toplum yani dinin ne demek olduğunu, inancın ne olduğunu, ibadetin ne olduğunu, ahlak ve sosyal ilişkilerin nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Bir kere biliyorsun ki din bir inanç sistemidir. Bu inanç sisteminde birey temellidir. Neden diyeceksin? Birey çünkü ne yapmak ister? Bir şeye inanmak ister. Din de o inanç, inanmanın aslında sistemleştirilmiş halidir. Dolayısıyla bunu yaparken de ne yaparız? İbadet yani kulluk yaparız. İbadetler nelerdir Tonguç'um? Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz gibi 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 Allah'ı anarız. Bunlar ibadetlerdir, kulluktur yani. Ahlak ve sosyal ilişkileri düzenleyen bir sistemdir aslında din. Mesela benim seninle nasıl konuşacağımı da karışır. Neden diyeceksin Tonguç'um? Ben sana kötü bir şey söylersem der ki din sen o zaman kötü bir şey yaptın der ve beni durdurmaya çalışır. Ama tamamen birey temeldir. İster birey uyar ister birey uymaz. Bireyin şahsi iradesine kalmıştır diyebiliriz. Dinin temel gayesine baktığımız zaman mal, can, din, nesil ve aklı korumak vardır aslında dinin temel gayesinde. Bunlar çok önemlidir. Ehemmiyet dediğim şey de önemi. Yani malın önemi, canın önemi, dinin önemi, kendisinin önemi, neslin yani devamın, çocukların, çolukların önemi ve aklın önemi dinde çok büyüktür Tonguç'um. Bunları da unutmayacağız. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımız zaman en güzel kıssa olarak bilinir şeyde Kur'an'da. Kıssa dediğimiz şey kısa hikayeler demek aslında. Kur'an'da geçen kısa hikayelere, peygamberlerin genellikle hikayeleri, bunlara biz kıssa diyoruz. Kıssadan hisse. İşte, aynı öyle. Hazreti Yusuf'un sabırlı olması, Hazreti Yusuf'un sabretmesi başına gelen felaketlere karşı, tevekkül etmesi, Allah'a güvenmesi sürekli, hapse düşse bile, zindana düşse bile senelerce Allah'a güvenmesi, kuyunun içinde kardeşleri tarafından atılsa, ölüme terk edilse dahi Allah'a güvenmesi, onu emirin karısı kötü gözle baktığı zaman bile iffetini koruması, aynı zamanda kardeşleri bu kadar kötülük yapmasına rağmen merhamet etmesi onlara karşı aslında bize çok güzel örnekler oluyor. Bu hikayeleri biz boş boşuna mı anlatıyoruz Tonguç'um? Hayır hocam. Veya Allah kıssaları verdiği zaman boşu boşuna mı veriyor? Hayır. Hepsi bize bir örnek olsun diye veriyor aslında. As suresinde de Kur'an-ı Kerim'in en güzel surelerinden bir tanesi gerçekten de iman. İman yani inanç esaslı bir sure. İnanmanın ne kadar önemli olduğunu, inanıp salih ameller işleyenlerin ne kadar önemli olduğunu, hakkı ve sabrı tavsiye etmenin ne kadar önemli ve değerli olduğunu ve salih amel işlemenin ne kadar, yani iyi amel demek salih. İyi amel ne demek Tonguç'um? İyi işler yapmanın. Yani Allah Kur'an'da birçok yerde şunu söylüyor. Bak bunu Tonguç çok iyi bilmen gerekiyor. İnanıp salih amel işleyenler, yani iman edip Allah'a inanmak, sonrasında iyi işler yapmak aslında. Çünkü şöyle bir şey var. Sadece inanmak da yetmiyor bazen. İnandıktan sonra onu iyi işlerle de pekiştirmek ve gerçekten de güçlendirmek gerekiyor diyoruz. Geldik Hazreti Muhammed'in örnekliğine. Hazreti Muhammed bizim kimdir Hazreti Muhammed Tonguç evladım? Peygamberimiz. Aynen peygamber. Peki Hristiyanların peygamberi kimdir Tonguç? Hazreti İsa. Peki Musevilerin peygamberi kimdir? Hazreti Musa. Harika. Peki Tonguç evladım benim, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed söyledikten sonra ne söyleriz biz genelde Hazreti Muhammed? Sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen sav diye bir şey yazar, hatta onu da görmüşsün mutlaka. İşte o yüzden sav yazdık burada. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona selavat ediyoruz aslında. Hazreti Muhammed'in bir kere doğruluğu ve güvenilirliği inanılmaz önemli bir başlık. Hatta el emin diyorlardı ona. İşte doğru ve güvenilir olarak bilinmesi yüzünden de zaten Hazreti Muhammed'e İslam'ın gelmesi çok aslında
doğru bir çok mantıklı bir olaydı. Merhametli ve affediciydi aynı zamanda Hazreti Muhammed. Yani herkesi işte zalim gibi işte affetmiyorum seni, cezanı vereceğim, cezanı kesiyorum değil de genellikle olaylara karşı affedici bir yapıda idi ve bize tabii bunların hepsi örnek olsun diye, unutma Tomucuğum. İstişareye önem verirdi. İstişare de demek Tomuç Evlam sence? Bilmiyorum hocam. İstişare aslında hep beraber toplanıp konuşmak veya işte bir problem olduğu zaman, bir sorun varsa, bir konu varsa ortalıkta tek başına karar vermek değil, başkalarına danışmak aslında. Danışma demek aslında, danışmaya önem verirdi. Davasındaki cesaret ve kararlılığı da çok önemli. Yani o kadar yalnız kalmasına rağmen, o kadar zulüm görmesine rağmen ve birçok problem yaşamasına rağmen İslam'ın yayılması için sonuna kadar mücadele etti. Cesur bir şekilde gitti, bütün ülkelere bunu yaymaya çalıştı. Bütün diğer kavimlere, Mekke'deki müşriklere bunu anlatmaya çalıştı. Ve bu işte kararlıydı ve dünyanın en büyük hatta kitle olarak en büyük ikinci diniyiz. Belki de hani üçüncü diniyiz bilmiyorum ama sonuç olarak çok büyük bir şekilde bir sürü insanı, şu anda 1,5 milyar insanı aslında Hazreti Muhammed etkiledi ve Hazreti Muhammed'in getirdiği, Allah tarafından gönderen İslam dinine tabi ettirdi. Hakkı gözetmedeki hassasiyetine baktığımız zaman hak ne demek Tomuş Evladım Bey? Hak doğru olan. Hak doğru olan demek. Gerçekten de hani bir şekilde herkesin belli bir hakkı var. Bu hakkı eğer sen savunmazsan, yok sayarsan o zaman aslında adaletli bir yapı olmaz. İşte adaleti sürekli, hakkı sürekli gözetti. İnsanlara değer vermesi de başka bir şey. Tabii hayvanlara, bitkilere falan filan da değer veriyordu. Ama sonuçta genel olarak özünde insanlara değer veriyordu. İnsanları hiçe saymıyordu. İşte bazı materyalist şeyleri ön plana koymuyordu. Direkt insan odaklı ilerliyordu. Çünkü hayatımızdaki en önemli şey kendimiz ve yanımızdaki insanlar, çevremizdeki insanlar. İşte bunu bilerekten sosyal ilişkilerimizin düzenli gidebilmesi için diğer insanlara aynı bizim gibi empati yapmamız ve değer vermemiz gerekiyordu. İşte bu çok güzel bir örneklik oldu. Kur'an-ı Kerim ve özelliklerine baktığımız zaman 3. ünitemiz artık İslam dininin temel kaynağı. Bir kere Tonguç Evrem, en temel kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve onun yanında sünneti de İslam dininin kaynaklarında kullanabiliyoruz. Ama şunu unutma Tonguç'um, Kur'an Allah'ın kitabı, Allah'ın sözleri, daha ötesi var mı Tonguç Allah'ın izniyle? Yok hocam. Ha, Kur'an Allah'ın bize söylediği, Allah'ın insanlara direkt Hazreti Muhammed tarafından, yani Peygamberimiz tarafından ulaştırdığı metinler, sözler, bunları biz alaraktan ve sünnetteki esasları da alaraktan ne yapıyoruz aslında? Hayatımızı şekillendiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ana konuları ahlak. Yani düzgün bir birey olmak. Yani ahlaklı, erdemli bir şey, bir birey olmak. İnanç, inanmak. Allah'ın varlığına, birliğine, ahiret gününe, ondan sonra meleklerine, peygamberlerine inanmak. İbadet. Ondan sonra namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetler. Aynı zamanda kıssalar, peygamberimizin veya diğer peygamberlerin veya işte diğer önemli insanların Kur'an-ı Kerim'de geçen öğüt verici hikayeleri aslında. Sosyal hayat düzenleri. Mesela Kur'an-ı Kerim'de birçok sosyal hayatla alakalı işte miras hukuku, evlenmenin nasıl olacağı, işte ayrılığın nasıl olacağı, ondan sonra yetimlere nasıl davranılacağı, bir sürü sosyal hayatla ilgili de özellik var diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerine baktığımız zaman son ilahi kitap Tomuç'um. Ondan sonra Allah tarafından insanlarla iletişime geçme yöntemi yok. Allah insanlara son olarak Kur'an-ı Kerim'i yolladı. Öncesinde hangi kitaplar vardı Tomuç Evlam öncesinde? İncil. İncil vardı Hazreti İsa'ya gelen. Tevrat vardı Hazreti Musa'ya gelen. Zebur vardı Hazreti Davut'a gelen ve bir sürü böyle kitabımız vardı. Ve akla ve gönle hitap etme konusunda da gerçekten de Kur'an-ı Kerim'deki ayetler insan birazcık düşüne düşüne, birazcık üzerinde kafa yora yora okuduğu zaman gerçekten de akla ve gönle hitap eden ayetleri çok fazla. Hidayet kaynağı, yani iyilik, mutluluk, daha doğrusu hidayet dediğimiz şeyin kaynağı diyebiliriz. 23 yıl boyunca geldi Kur'an-ı Kerim ve parça parça indi aslında. Hani bir anda tak diye al bu kitap, bu kitabı uygula değil. Teker teker, sayfa sayfa, parça parça indi. İnsanların yaşantısına dokunarak indi.
o dönemdeki insanların yaşantısını da baz alarak indi. Dolayısıyla çok önemli ve düzeltici bir kitap kendi açımızdan. Hazreti Nuh'a baktığımız zaman ulul azam peygamberlerin yani üst düzey peygamber demeyelim de hani ulul azam dediğimiz şey aslında peygamberler. Tabii işte bir sürü peygamber var diyoruz. İşte kaç tane binlerce belki peygamber vardı. Ama bunlardan bazıları Kur'an-ı Kerim'de ön plana çıkartılıyor. Bunların kıssaları da çok anlatılıyor. Mesela Hazreti Nuh da onlardan bir tanesi. Tufan olayı var Hazreti Nuh'ta. İşte büyük bir tufan yani kasırga, fırtına doğuyor. Sonrasında Hazreti Nuh gemisiyle ondan kurtuluyor. İkinci Adem olarak biliniyor çünkü onun işte hayvanlardan çiftler alması, diğer insanları alması ve o bölgedeki veya bütün dünyadaki bilemiyoruz tabii ne kadar olduğunu, ne kadar kapsamlı bir tufan olduğunu ama o bölgedeki insanların kesinlikle kurtulduğunu, Hazreti Nuh'un gemisi sayesinde kurtulduğunu ve Hazreti Nuh'un da 950 seneye yakın yaşadığını bilmemiz gerekiyor diyoruz. Evet şimdi o zaman sınavımıza başlıyoruz. Provamızda seninle beraber bu soruları çözeceğiz. Doğruluk anlamına gelen peygamber sıfatı dediğimiz zaman aklımıza hemen sıdk gelecek Tonguç Evren Bey'im. Yani bir diyelim hatta buna. Sıdk dediğimiz şey aslında doğruluk demek aslında. Peki gereksiz harcama, gereksiz tüketim, savurganlık, tutumsuzluk. Aslında bunların bu aslında israf dediğimiz şey. İsraf etme derler ya Tonguç'um. İsraf ediyor musun sen Tonguç Evren Bey? Hayır hocam çok günah. İsraf. Aynen öyle. İsraf etmek yanlış bir davranış. İsraf etmeyi yapmamamız için ne yapmamız? Gereksiz harcamalardan, gereksiz tüketimden kaçınmamız gerekiyor diyoruz. Zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelen kelime dediğimiz zaman da hemen As suresi. Aslında As suresi de asır. Hani asır demek, yüzyıl demek ya. Aslında zamanla bağlantılı bir şey. İkindi vakti manasına da geliyor diyebiliriz. Allah'ın insanlara emrettiği ve insanların da yapmakla yükümlü oldukları tüm davranışlara biz aslında ne diyoruz dersek Allah'ın insanlara ibadet diyoruz. Bize ibadetle emir olunduk aslında biz. Yani kullukla emir olunduk. Ne demek? Allah diyor ki bana kulluk et diyor. Kulluk dediğimiz şey de ibadet dediğimiz şeyin kökünden geliyor. Hatta Abdullah ne demek biliyor musun Tonguç Evren Bey? Bilmiyorum hocam. Allah'ın kulu demek Tonguç'um. Abdullah BD bak yine ibadet gibi bir kelimeden geliyor aslında. İbadette Abdullah BD kelimeleri zaten karşına çıkıyor. Abdullah Allah'ın kulu demek. İbadet kulluk etmek demek. Dolayısıyla insanlara emrettiği, bize emrettiği yapmakla yükümlü olduklarımızı yapmamız tüm davranışlarımız ibadete kökünden girer. İnkarcılara karşı vermiş oldukları mücadelelerinin ve sabırlarının büyüklüğünden dolayı Kur'an-ı Kerim'de övülen 5 büyük peygambere verilen genel ad dersek Ulul Azam peygamberler. Kur'an-ı Kerim'de işte bu Ulul Azam dediğimiz peygamberler Kur'an'da övülen 5 büyük peygamber olarak biliniyor. Kur'an-ı Kerim'in insanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden anlamındaki ismine baktığımız zamansa El Hadi Tonguç evladım benim. Kur'an-ı Kerim'in insanlara rehberlik eden, hidayet gösteren yani doğru yolu gösteren aslında demek aslında. Hidayet de doğru yol demek biliyorsun Tonguç evladım benim. Dine sonradan giren ve din gibi algılanan hususlara baktığımız zaman hurafeler Tonguç'um. Mesela hani bir türbeye gittiğin zaman türbenin yanında bir ağaç olur Tonguç. Ağacın üstlerinde şey bağlar, kumaş parçası bağlarlar. Bunu ne olduğunu biliyor musun Tonguç evladım benim? Hocam bu duaların kabul olmasını sağlayan özel bir kumaş parçası. Benim büyük teyzem de bunu yapıyor. Hangi marka alıyorsunuz siz? Kumaşı yani? Daha çok Bursa kumaşı alıyor hocam. Hakiki ipek kumaşlar. Tebrik ediyorum. Çok ağaca güzel. Bağlamanın özel yöntemleri var. Ama İtalyan kumaşı daha fazla işe yarıyormuş. İtalyan kumaşını Hristiyanlar tercih ediyor. Biz Müslümanlar Bursa doğru, kumaşı deniz. Evladım bunların hepsi hurafe, saçmalama, dangozlaşma. Bunlar tamam. Ya sen oraya çaput bağlayaraktan, kumaş bağlayaraktan sen Allah'ın ne güzel kumaş bağlamış, gerçekten çok kaliteli bir adammış diyeceğini mi zannediyorsun dangoz evladım benim? Allah öyle saçma sapan şeylere bakmıyor ve Allah da söylüyor zaten bunları. Bunların hurafe olduğunu bilip aman sakın böyle şeylere bulaşmamamız gerekiyor. İslam dinini bak bunlar
aslında birçok kötü insanların din adına uydurdukları bir sürü şey var. Şu ana kadar din belli bir yerde Kur'an'la beraber çok güzel bir şekilde. Senin oradaki temel kaynağın nedir? Kur'an-ı Kerim. Aynen. Kur'an'da yazıyor mu böyle bir şey? Yok. Böyle bir şey yok. O zaman bunlar uydurmuş. Çünkü insanlar uydurmaya çok müsait. Giriyorsun Instagram'a, Twitter'a, Facebook'a 50 bin tane saçma sapan haber değil mi? İşte bunların insanların uydurma ne kadar müsait olduğunu görebiliyorsun. O yüzden biz sen kaynağını çok iyi belirip Kur'an konusunda ısrarcı olmalısın diyoruz. İslam dininin temel kaynaklarından biri sünnet diyebiliriz Tonguç evladım benim ve diğer sayfamıza geçiyoruz. Evet, bir tane boşluk doldurma çıktı karşımıza. Bilmem ne nokta nokta inanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerde Allah'ın varlığı ve birliği esası üzerine kurulur demiş. Tabii ki din Tonguç evladım benim. İnanç, ibadet, zaten din deyince aklımıza inanç, inanmak, sonra ibadet, kulluk, ibadet etmek, ahlak ve sosyal ilişkiler. Zaten din bunların hepsini bütünleştiren ve bunların hepsini kontrol, daha doğrusu nasıl yapılacağını bize öğütleyen bir yapı aslında. Peki bireyin varlığını sürdürmesi, iş ve faaliyetlerini devam ettirebilmesi bilmem ne korunmasına bağlıdır demiş. Bir kere neyin korunmasına bağlıdır? Tabii ki canının korunmasına bağlıdır. Yani can olmadan zaten hiçbir şey yapamayız. O yüzden dinin temel gayelerinden bir tanesi ilk başta canı korumak. Sonrasında kendisi dini korumak. Ondan sonra malı korumak. İnsanda da mal bütünlüğü yoksa, can bütünlüğü yoksa bunların hiçbirisini yapamayız diyoruz. Dini hukuk ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıklara denir demiş. Hak denir Tonguç Ölenmeyim. Dinin ve hukuk düzeninin, yani din de insanlara bazı haklar veriyor, Müslümanlara haklar veriyor. Aynı zamanda hukuk düzenimiz de diyor ki işte senin oy verme hakkın var. Ondan sonra işte ne bileyim kendini ifade edebilme hakkın var ve benzeri ve benzeri. İslam dininin temel kaynakları nokta nokta ve Hazreti Muhammed'in sünnetidir. Tabii ki Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim dediğimiz bizim kendi kitabımız, öz kitabımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor diyoruz. As suresinde iman nokta nokta ve hakkı ve sabrı tavsiye etmek gibi esaslara değinilmiştir. Tabii ki As suresinde iman edip salih ameller işleyenler diye başka surelerde de çok geçiyor. Ama As suresinde geçiyor. Salih amel demek de iyi işler demektir diyoruz. Ve geldik bir tane daha boşluk doldurmaya. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed'in örnekliği nokta nokta kavramıyla ifade edilir. Hazreti Muhammed'in örnekliği Üsve-i Hasene kavramıyla, birazcık Arapça kelime biliyorum ama Üsve-i Hasene aslında hasen demek davranışlar demek. Üsve-i Hasene de örnek davranışlar gibi düşünebilirsin Tomucuğum. Kureyş suresi nokta nokta suresinin niteliğindedir. Niteliğindedir. Devamı niteliğindedir. Dolayısıyla Kureyş suresi Fil suresinin devamı niteliğinde. Çünkü fillerle ilk başta Kabe'ye saldırmaya çalıştılar. Fil suresinde o olay anlatılıyor. Sonrasında Kureyş suresinde de siz orayı korumaya görevlisiniz diyerekten Kureyş kabilesinden bahsediliyor diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e nokta nokta yoluyla gelmiştir. Tabii ki vahiy yoluyla gelmiştir. Zaten Allah'ın peygamberlerle iletişimi vahiy yoluyla, yani Cebrail aleyhisselamın yoluyla olur. Cebrail aleyhisselam'a Allah söyler ve der ki bu söylediklerimi söyle. İşte Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize 23 sene boyunca Cebrail aleyhisselam'ın getirdiği vahiyler yoluyla peygamberimize gelmiştir diyebiliriz. Nokta nokta ve uyuşturucu maddeler aklın sağlıklı işlemesine engel olur. Tabii ki alkol ve uyuşturucu maddeler aklımızı örter, aklımızı kullanmamıza engel olur. Dolayısıyla sağlıklı işlemesine engel olur ve dinin temel gayelerine de aykırıdır diyebiliriz. Hadi doğru mu yanlış mı yapalım seninle beraber bir tane de. Bunların hepsiyle aslında her soruda, bak her bir cümlede aslında konu tekrar yapıyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. İslam'a göre sadece Müslümanların hayatı kutsaldır. Ya doğru mu yanlıştı? Doğru mu Tonguç'um? Tabii ki yanlış. Yanlış. Söylerken bile cümleden yanlışlık akıyor. Sadece Müslümanlar kutsal. O yüzden Hristiyanların yaşamasına gerek yok. Museviler yaşaması. Böyle bir şey olabilir mi? Allah için, bütün insanlar için her bir can önemlidir. Dinin temel gayelerinden canın korunmasıdır. Müslüman olsun, Budist olsun, Hinduist olsun hiç fark etmez. Sonuçta insan insandır Tonguç'um. Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Yusuf'un babasıdır demiş.
Hazreti İbrahim Hazreti Yusuf'un babası falan filan değildir. Hazreti İbrahim Hazreti İsmail'in babasıdır, bunu unutmayalım. Kur'an-ı Kerim'de evlilik ve aile ile ilgili kurallar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Doğru. Gerçekten de evlilik ve aile Kur'an-ı Kerim'de İslam dininde önemli bir yapı olduğundan dolayı nasıl evlenilebileceği, kimlerle evlenebileceği, kimlerle evlenilemeyeceği, evlenirken neler yapılacağı, işte mehir vardır, ondan sonra şahitler bilmem, hani ondan sonra boşanmanın kuralları, ondan sonra işte boşanmada karısına ne verecek, aileyle ilgili hani yetimlerin şeyleri, durumları ve benzeri çok ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Peygamberin özelliklerinden biri olan, hatta şöyle anlatayım sana, o kadar ayrıntılı ki oruçtan çok daha fazla ayrıntı vardır. İbadetlerden çok daha fazla ayrıntı vardır bazen. Peygamberin özelliklerinden biri olan emanet, güvenilir olmak anlamına gelir demiş. Evet, gerçekten de el emin diyorlardı peygamberimize. Yani asla yalan söylemiyor. Emanete hıyanet etmeyen, emaneti sağ salim sahibine tekrar teslim eden demek aslında. Hazreti Nuh'un kavmi puta tapmaktan vazgeçip tevhid inancını kabul etmiştir diyor. Hayır, tevhid inancını kabul etseydi zaten niye adam gemi yapsın da Hazreti Nuh'un kavmi helak olacak, onu kurtarmaya çalışsın. Yani Hazreti Nuh'un kavmi zaten isyan ettiği için Allah dedi ki tamam, artık onlar isyan ediyor, sen gemini hazırla, ben onları helak edeceğim dedi. Onlar helak olmayı beklerken Hazreti Nuh gemisini hazırladı. Onlar helak oldu, Hazreti Nuh gemisiyle kurtulmuş oldu. Hazreti Muhammed akrabalık ilişkilerine büyük önem vermiştir. Doğru. Gerçekten de hem insana değer vermesi hem bu akrabalık ilişkilerine önem vermesi Hazreti Muhammed'in örnekliklerinden bir tanesidir diyor. Evet, bir tane doğru yanlış geldi. İslam dini rüşvet alıp vermeyi haram kılmış. Doğru mu Tomuş Öğren benim? Doğru. Tebrik ediyorum. Rüşvet zaten yanlış bir şey. Rüşvet haram bir şey bir kere. Neden diyeceksin? Sen haksız bir kazanç elde ediyorsun. Rüşvet dediğimiz şey, mesela sen bir işini yapacaksın, devlet dairesindesin diyorum. Bir adam geldi, benim şu işimi yapar mısın kardeş dedi. İşte bunun prosedürü var, işte ilk başta bunu yapacaksın, ilk başta bunu yapacaksın, bunu yapacaksın demiyorsun da diyorsun ki abi sen bana 3-5 at, ben bunu bir günde yaparım, hiçbir şey de hazırlamana gerek yok tarzında böyle adice, pislikçe bir şey yapıyorsun ki zaten ülkemizde de genellikle geri kalmış ülkelerde bu çok yaygındır. Bizim ülkemizde çok az, çok şükür, ama böyle yapanları da yakalayıp adalete teslim etmek çok önemli. Gerçekten de zaten hak yiyorlar, insanların, yetimin hakkını yiyorlar diyoruz. Kur'an sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Evet, doğru Tomuç Evren Bey. Zaten İkra. Ne demek ikra Tomuç'um? İkra oku. İkra oku demek. Kur'an'ın ilk emri zaten ikraydı. Okumak manası yok. Kur'an ikra. K-R. Bak oranın aklına getirebilirsin. Kur'an-ı Kerim'de sadece ahiret hayatına yönelik bilgiler yer almaktadır. Yanlış Tomuç evladım benim. Sadece ahiret değil, dünya hayatına da göre de işte miras hukuku, aile hukuku, demin dediğimiz gibi evlilik, ondan sonra nasıl namaz kılacağımız, nasıl, bunlar hepsi günlük hayatımıza yönelik. Hatta ahiretle alakalı tamam ayetler var ama günlük hayat ayetleri daha da fazla vardı diyebiliriz. Hazreti Muhammed istişareye, yani danışmaya önem vermiştir. Tabii ki doğru. Zaten danışarak iş yapardı Hazreti Muhammed'in örnekliklerinden önemli bir tanesi. Hazreti Muhammed peygamberden önce insanlar arasında Muhammedül Emin, El Emin de deniyoruz. Güvenilir Muhammed olarak adı tanınırdı. Evet, doğru Tomuç evladım benim. Zaten emaneti hıyanet etmeyen El Emin olarak bilinirdi diyor biz. Hazreti Muhammed'in en belirgin özelliklerinden biri de insanlar arasında adaletle, yani hakkı gözetmesidir. Bu da doğrudur Tomuç evladım benim. Çünkü Hazreti Muhammed bu kadar hakkı gözetmeseydi zaten kimse de ona inanmazdı. Kimse ona onun tebliğ ettiği İslam'a inanmazdı diyoruz. Evet, bir tane doğru cevabı işaretliyiniz demiş. Hazreti Ayşe, ben Hazreti Muhammed'in kendi şahsına yapılan bir haksızlığın öcünü aldığını hiç görmedim demiştir. Buna göre Hazreti Ayşe peygamberimizin hangi özelliğine vurgu yapmıştır? Dikkat ettiysen Tomuç'um bak, kendisine yapılan bir haksızlığın öcünü aldığını. Öç ne demek Tomuç'um? İntikam. Ha, intikam demek. İntikam gibi de değil aslında, böyle hani onun karşılığını istediğini görmemiştir. Bu şu demek aslında, affedici olmasını gösteriyor bize. Yani kendisine bir haksızlık yapsa bile onu affediyor, merhamet ediyor. Merhametle affetmek aynı şey aslında. Ve bunun karşılığında öcünü almaktan vazgeçiyor. Ama sabırlı ile alakası yok. Sabırlı katlanmak demek aslında. Güvenilir, el emin, hani işlerinde doğruyu gözetmesi demek. Adaletli, hakkı gözetmesi demek diyoruz. Dinin temel gayesi nedir Tomuç Öğren'im? Dinin temel gayesi insanların, bak buraya yazıyorum senin için, bu acayip önemli bir cümle. Gerçekten önemli bir soru hocam. İnsanların
Dünya, bak bu önemli. Dünya ve ahiret. Tonguç sadece dünya değil, sadece ahiret de değil. Dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak dinin temel gayesi. Bu çoğu insanın bilmediği bir şey. Mutluluğunu sağlamak. Zaten Allah diyor ki bize, sen ahirette mutlu olmak istiyorsan şimdiden çalışman gerekiyor. Şimdiden benim dinimi kabul etmen, bana inanman, bana güvenmen gerekiyor diyor. Biz de o yüzden ahiret mutluluğu için Allah'ın dinine, sistemine giriyoruz. Aynı zamanda dünyada da mutlu olmayı sağlıyor. Çünkü bir sürü güzel ahlaki özellikleri kazandığımız zaman din sayesinde veya işte din sayesinde bir hayatımız belli bir düzene girdiği zaman zaten yine mutlu oluyoruz. İnanmak en büyük mutluluktur, unutma Tomuç'um. İnanmayan insan her zaman depresyonda olmaya, her zaman mutsuzluğa mahkumdur. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bir şeye inanmalıyız. Yani hani mesela ateistler diyelim. Onlar da Allah'a inanmamaya inanıyor. Yani aslında bir şekilde herkes bir şeye inanıyor. İnançsız hiçbir insan yok. Bunu da unutmayalım Tomuç'um. İslam'ın korunması önem verdiği temel haklar nelerdir dersen, tabii ki can hakkı, canın korunması, mal hakkı, malın korunması, nesil, neslin korunması, yani çocuklarımızın olması, aynı zamanda din, dinin korunması, aynı zamanda akıl korunması, ehemmiyeti veya önemi diyebiliriz. Can, mal, nesil, din, akıl, 5 tane temel haklar var diyebiliriz Tonguç'um. Çok güzel bir şekilde çalışmış olduk. Şimdi Tonguç evladım benim, sen hemen bana şunu söylemek istiyorum sana. LGS Ton Tekrar Programı Türkiye'de tüm kırtasiyelerde, tüm Tonguç kitapçılarına ücretsiz bir şekilde alabilirsin. Son tekrarlarını buradan yapmanı istiyorum senden. Bak burada dinin son tekrarları da var. Bunu yapabilmen için de iki tane set hazırladık sana. Hızlı son tekrar seti. Az kaldıracağım değil misin? Aynı zamanda detaylı son tekrar seti Tonguç'um. Bu veya bunu kullanabilirsin. Bunların içinde toplamda, bak bu bir haftalık, bu iki haftalık. Bunların içinde 12 kitap ve 9 kitap var Tonguç'um. 12 kitap olan içinde 10 tane LGS denemesi, 1648 tane nitelikli, bak yancı soru değil, nitelikli soru var. Normal soru değil, nitelikli soru var. Burada 6 tane LGS denemesi ve 1002 tane nitelikli soru var Tonguç'um. Yani yatay, uzun, akıl kullandırıcı, böyle basit olmayan, birazcık daha tam sınav ayarında, tam sınavda çıkabilecek ayarda sorular karşımıza çıkacak. Ve buradaki geri sayım denemeleri olsun, ondan sonra buradaki hızlanma denemeleri olsun, gerçekten de süper bir şekilde sınava hazırlanacaksın diyorum. Ve burada hızlı son tekrarla detaylı hangisini yapacağını sen karar ver ve bunu da mükemmel bir şekilde sınava hazırlık için kullan diyorum. O zaman ödüllü sorumuzu yaptım Tonguç'um, sınavında başarılar diyorum. Görüşmek üzere. Hadi bakalım evladım.